Maçı şöyle değerlendirelim. Oyundaki planımız şuydu. Top kendindeyken üçlü, top rakipteyken beşli olabilen, bazen içinde sistemi değiştirebilen Almanya Ligi'nin birinci bölgeden en iyi pas yapıp çıkan takımlarından bir tanesi ve özellikle merkeze blokların arasına en dik pası oynayan takımıyla oynadık. Burada merkezi kapatmak son derece önemliydi. 4-4-2 oynadık. Mesafelerimiz 22 metreye geçmemesi gerekiyordu. İlk yarı itibariyle bunu çok doğru durduk. Ama bu 2-2,5 bölge biraz önde karşılamak. Hani rakip sahada değil ama 2-2,5 bölgede önde karşılamak. Kenara da beşli oynadıkları için kenara gelen toplarda da rakip sadece orta yapacaktı. Eğer yakınsa bunu kontrol edip orta yaptılar. Biraz önde karşıladığımız zaman ön kenar oyuncuları karşıladı. İlk yarı baktığında geçişlerden yakaladığımız pozisyonlar vardı. İlk yarı bence oyun olarak dengeli bir oyun vardı. Ama böyle bir oyunda rakibin atlet ve fizik kalitesi yüksek ve geçiş takımı olmasında 4-4-2 oynamamızın bir sebebi de öndeki iki tane santraforumuzun topa sahip olup bize nefes aldırması gerekiyordu. Yani ikinci pastan üçüncü pasa geçebilsek bunu yaptığımız zamanlar oldu. İlk yarıda bunlarla zaman zaman oyunda da topa da sahip olduk. Ama ikinci yarı itibariyle ilk gole kadar, yediğimiz ilk gole kadar bence duran toptan öncesi de faul var, yediğimiz gol de faul. Hani bugün Türkiye'de olsa bir sürü eleştiri olabilir ama bunu da göz ardı etmemek lazım. Faullerde de dengeli değildi. Çünkü onlar %55 ile falan, %56 ile topa sahip oldu. Biz %45 ile olduk. 18 faul onlar yapmış. Biz 7 faul, 8 faul yapmışız. Faullerde çok dengeli olduğunu düşünüyorum. Bence üzücü tarafı 1-0'dan sonra oyun disiplinden kopmamamız gerekiyordu. İkinci gol, üçüncü gol, oyun disiplinden kopmaların, yani biz oyunu nasıl seyredersin, anları doğru yaşamamız ve oyun disiplinden kopmamamız ve plana sadık kalmamız gerekiyordu. Orada duyguların devreye girmemesi lazımdı. Sonrasında da oyun bu şekilde olunca bazen üçlüye döndük, bu doğru cevap vermedi. Sonra tekrar dörtlüye döndük. Gayli biraz koruduk, bir sertlik vardı adalesinde. Bugün oyunun şöyle bir resmine bakmak lazım. Bir bireysel oyuncu performansları bugün oynayanlar bize ne verdi? Çok doğru şeyler verenler var. Takım oyunu olarak baktığımızda ilk yarı itibariyle doğru bir takım vardı. İkinci yarı itibariyle de oyun disiplinden kopan bir takım vardı. Bunlar artıları eksileriyle de içimize değerlendireceğiz. Grup enteresan bir grup. Bunu hep söyledim. Evet, 7-6-3-1 oldu. Ludogorets kazandı bu akşam. Evet, Bundan sonrası için neler söyleyeceksin? Bence grubun en iyi takımıyla oynadık bugün. Oyun ve oyun planları ve fizik kalitesi ve oyun içindeki sistemleriyle değişen bir takımda. Ludogorets 7 senedir oynuyor bu ligi. Şampiyonlar Ligi'ni oynamış bir takım. 3 maçı bitirdik. Önümüzde 3 maç var. Bunun ikisini kendi sahamızda oynayacağız, birini dışarıda oynayacağız. Bu sonuna kadar kovalayacağız. Bugün Ludogorets 7 senedir oynuyor deyince siz bu tecrübesizliğin sıkıntılarını çektiniz mi hocam? Ya bu bir kültür. Bugün geçen sene Almanya Ligi'nin üçüncüsü, dördüncüsüyle oynadık. Onlar da ilk puanlarını, ilk galibiyetlerini bugün aldı. Bu kulvar başka bir kulvar. Şampiyonlar Ligi başka bir kulvar. Bunların hepsi bir deneyim. Çok enteresan maçlara hazırlanıyoruz. İşte böyle bir takıma hazırlanıyorsun. Braga ile hazırlanırken kompakt bir takıma hazırlanıyorsun. Sonra Dobrez'le hazırlanırken geçiş takımına hazırlanıyorsun. Ve bunlar da hem kulüp adına hem bizim adımıza önemli bir deneyim oluyor. Hocam sormak zorundayım. Tabii ki böyle bir kadroyla çıkınca Türkiye'de bir algı oluştu. Beşiktaş maçını ön plana çıkardığınız yönünde. Neler söyleyeceksiniz? Çünkü çok konuşuldu hocam. Şimdi ne çıkarttıysak konuşulacak. Bu senaryolardan yaşadığımız için mesafe kat edemiyoruz zaten. Futbolcu ruhunu bilmek gerekir, sporcu ruhunu bilmek gerekir. Biz bugün birebir de maç yapsak kazanmak isteriz. Bu oyuncular da bu kulübün oyuncuları ve değerli oyuncular. Bugün cebimize koyduğumuz kazançlar var. Bugün konuşulan, oynayan oyuncular son derece değerli oyuncular. Büyük takımlarda da oynamış oyuncular var. Ulusal milli takımlarda da oynamış oyuncular var. Yani Beşiktaş maçıyla maç, sezon bitmiyor. Finalde oynamıyoruz. Ligin 9. haftasını oynayacağız. Daha çok maçlar oynanacak. Bu senaryoları bırakalım.